Sahne üzerindeki bir statik metin alanının özelliklerini değiştirmek istediğinizde öncelikle o metin alanının seçilmesi gerekmektedir. Metin alanını seçmek için select aldıktan sonra sahne üzerindeki metnimiz üzerine bir kez tıklamamız yeterli olacaktır. Metin alanının seçilmesiyle beraber properties panelinde bu metne ait olan tüm özellikleri görebiliriz. Bu özellikler karakterler olabilir. Bu özellikler paragrafla ilgili özellikler olabilir ya da diğer özellikler de olabilir. Şimdi bunları, önemli olanları da incelemeye başlayalım. Metnimizi seçtikten sonra metnimizin font ailesini değiştirmek istersek family özelliğinin yanında bulunan alandan metnimizin ailesini, font ailesini farklı bir font ailesini eşleştirebiliriz. Stil kısmından yani style kısmından metnimizin nasıl görünmesini istediğimizi, size kısmından boyutunu, letter spacing kısmından her bir karakter arasındaki mesafeyi, color kısmından metnimizin rengini Otokörn özelliği ile de bu font ailesindeki her bir karakter arasındaki mesafenin aynı olmasını sağlayabiliriz. Bazı font ailelerinde karakterler arasındaki mesafeler birbirlerine eş olmayabilir. Böyle durumda yazınız tahmin ettiğiniz kadar düzgün bir şekilde görüntülenmeyebilir. Karakterler arasındaki mesafe eşit bir hale getirilmek için AutoCurl seçeneğinin açık olması gerekmektedir. Anti-alias seçeneği ile ekran üzerindeki metninizin, keskinliğini ya da yumuşaklığını belirleyebilirsiniz. Paragraf özelliklerinden metnimizin paragraf özelliklerini belirleyebiliyoruz. Örneğin metnimizi sola yaslayabilir ya da sağa yaslayabilir, ortalayabilir ya da justify yapabiliriz. Spacing kısmından paragraf başlarını, her bir satır aralığını ya da sol margin ya da sağ margin özelliklerini değiştirebiliriz. Bununla beraber paragraf panelinin altından orientation kısmından metnimizin yatay ya da dikey soldan sağa, dikey sağdan sola olmasını da belirleyebiliyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz değişiklerin hepsi bu metin alanı içerisindeki tüm metinlere uygulanmaktadır. Ancak bazı durumlarda metin içerisindeki sadece bir kelimenin özelliklerini değiştirmek, örneğin rengini değiştirmek isteyebiliriz. Böyle bir şey yapmak istediğimiz zaman kullanabileceğimiz iki farklı yöntem var. Bunlardan bir tanesi Selection Tool'u alıp metin alanı üzerine iki kez tıklayarak ilgili kelimenin seçilmesini sağlamak. Ya da diğer bir yöntem ise seç, metin alanından çıkmak için klavyemden ESC ya da ekrandaki boş bir yere tıklayabilirim. Diğer bir yöntem ise metin aracını alıp ilgili metnin seçilmesini sağlamak. Metnimi seçtikten sonra buradaki metnin rengini farklı bir renk yapıyorum ve bu renge bu bu metne tıklandığı zaman bir web sitesinin açılmasını istiyorum. Bu web sitesinin açılması için metni seçtikten sonra options'taki link alanına ilgili web sitesinin adresini yazıyorum. Evet. Dikkat ederseniz metnimizin altında bir çizgi alan belirdi. Bu çizgi alan sadece geliştirme ekranında görülecek bir alan. Yayınladığımız zaman bu çizgili alanı görmeyeceğiz. Ve bu metnimizin şu anda bir link atanmış ve farklı bir renkte bir renk atanmış durumunda. Şimdi Selection tool'umuzu alıp ekranda boş bir yere tıklayalım. Bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Selection Tool'a tekrar metnimizi seçtiğimiz zaman tüm özellikleri görüyoruz. Ancak Color kısmında rengi artık siyah olarak görmüyoruz. Burada üç tane çizgi belirdi. Bunun sebebi metnin tek bir renge sahip olmaması, metin içerisindeki bazı karakterlerin farklı renkte olması. Bizim örneğimizde metnin çok büyük bir kısmının siyah olmasına rağmen içindeki bir kelimenin kırmızı olmasından dolayı kalır sekmesi bu şekilde gözüküyor. Rengi bu şekilde gördüğünüz zaman metin içerisindeki belli bir alanın farklı bir renkte olduğunu anlayabilirsiniz